Merhaba Haber Kanalı'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. 10 nolu iş kolunda çalışan personellerine 29 Nisan 2022 tarihinde yatacak olan ilave tedi ücretleri ve maaşlarla ilgili detaylı bir tablo hazırladık. Bu tabloyu arkadaşlar bakın size göstereyim. Batuhan Çağlar Özkan hazırladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bayağı bir emek vermiş. Sizlere sunmak istedik bunu arkadaşlar. Detaylara girelim. Gençlik ve Spor Bakanlığı onunla iş konuda çalışan personellerinde 29 Nisan 2022 tarihinde yatacak olan ilave tedi ücretlerinin ikinci taksiti görseldeki gibi hesaplanmıştır. İlave tedi ücretleri kurumda eski çalışanlar için %20 gelir vergisi uygularak hesaplanmıştır. 14 Nisan maaşından sonra ödenen her ücret, her ücret artık %20 gelir vergisine tabi tutulacaktır. Zaten kurumların çoğu artık Nisan ayı itibariyle %20'lik vergi dilimine giriyor arkadaşlar. Hani sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı değil hem hemen 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 bütün kamu çalışanları, memurlar da dahil %20'lik vergi dilimine giriyor. Maaşlar düşecek, bilginiz olsun. Not, yeni işe girenlerde bu durum henüz geçerli değildir. Yeni iş, işçilerin gelir vergisi %15 üzerinden hesaplanacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi Batuhan Çağlar Özkan bu tablo yazıladı. Şöyle büyüteyim sizler de arkadaşlar bakın. Gençlik ve Spor Bakanlığı onunla iş konuda çalışan işlerin 29 Nisan 2022 tarihinde yatacak olan %20 gelir vergili ilave tedi ücretleri. Bakın burada duruyor. Ben teker teker okumayayım arkadaşlar. Siz tabloyu bir şöyle videoyu da durdurup tabloyu kendinizde inceleyebilirsiniz. Daha iyi olur. Ben bu tabloyu teker teker okusam bu video herhalde 8-9 dakika sürer arkadaşlar. 1 Mart 2021 itibariyle yeni bürüt ücretler 166 lira 80 kuruştan başlıyor. 298 lira 21 kuruşa gidiyor. Ve ona göre en üstteki tablo 166 lira 80 kuruş net ödenecek tediye tutarı. 1843 lira 14 kuruş yeni işçi bunlar arkadaşlar. Yeni işe giren işçi arkadaşlar. tekrardan hayırlı ol, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Güle güle çalışmayı nasip etsin. Allah diyelim. Ve 242 lira 66 kuruştan bakın böyle devam ediyor. 13 günlük bürüt tediye, tediye uygulanacak. Gelir vergisi indirimi tediye uygulanacak. Yine 14 Mayıs maaşına kalan gelir ve eksi tutarı ve 14 Mayıs maaşında kalan yine vergi indirim arkadaşlar. Ekranda böyle duruyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu durdurup kendinize bu tabloyu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. 29 Şubat 2022 tarihinden önce işe giren yeni işlerin ücretlerine zam yapılırsa ondan ücretleri değişebilir diye bir not, not da aldık. Bunu da bilginiz olsun arkadaşlar. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.